Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel büstiyeri anlatmaya çalışacağım. Gene istediğiniz bedene göre ayarlayabileceğiniz bir model. Kendi ölçünüze göre istediğiniz yerleri, istediğiniz kısımları çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz, daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Bu 34-36 beden için oldu. Her zaman söylüyorum, örgüde iki beden rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hadi başlayalım. Gene mi kilo ipleri diyeceksiniz? Evet, kilo ile aldığım iplerden kullanıyorum. Ben vazgeçemiyorum bu iplerden. Dokusunu çok seviyorum. Diriliğini çok seviyorum ve örgüde de harika duruyor. O yüzden bu iplerden kolay kolay vazgeçemiyorum. Çok yakın derseniz hangisi olur diye. Markalarını düşürmüşüm, gene kalmamış başka projelerden kalan ipler. Ören bayan ya da altın başak olması gerekiyor. Böyle kalın A ipi diye geçiyor bunlar galiba, öyle sanıyorum. Bu iplerle 3,5 numarayla örüyorum bunu. Aynı şekilde bunu da çok rahat örebilirsiniz 3,5'la. Zaten akşam bu parçayı örmüştüm. Basit bir örgü. Başlangıcı da çok basit. Bu iple göstereceğim. Merserize güzel bir ip. Hani hiç bulamıyorsanız böyle pamuk iplerden, ki zaten artık var, her yerde satılıyor. Hani kiloyla olmasa bile bu ipleri çok rahat kullanabilirsiniz. 30 ilmek. Şurası. 30 zincir çekiyorum. Bir ilmeği kilitliyorum ve 30 zincir çekiyorum. 30 zincirden sonra bir fazlasını çekiyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine sık iğne örüyorum. Bitene kadar 30 tane sık iğne örmüş olacağım. 30 sık iğne ördüm. Şimdi bir zincir çeviriyorum örgüyü. Hemen dibine, yani ilk sık iğnenin üzerine, sonra yanına iki tane sık iğne ördük yan yana. Şimdi bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, diğerine. Sıra sonuna kadar bir zincir, bir tane atlayıp diğerine. Hafif delikli hava alan bir örgü örüyoruz. Yani kalın örgülerden ziyade böyle içerisine hava geçiren, ince olan örgü kıyafetler çok daha iyi oluyor tabii ki. Kullanışlı oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıranın sonunda bir zincir, bir tane atlayıp diğerine ve son zincirin, yani ilmeğin içerisine de bir tane daha. Hem sıraya başlarken hem bitirirken iki tane sık iğne örüyoruz. Bu hiç değişmiyor örgü bitene kadar. Kenarlar iki sık iğne. Bir zincir. Gene hemen başladığımız ilk sık iğnenin içerisine iki tane yan yana. Sonra bakıyoruz. Bu iki sık iğneden sonra hangi örgü geliyor? Bir tane sık iğne var. Onun üzerine bir zincir. Yanındaki o bir zincirlik boşluğa bir sık iğne. Bir zincir. Sık iğneyi atlıyoruz. Boşluğa sık iğne. Bütün örgüyü bu şekilde göğüs altından ölçüyorsunuz. Kim giyecekse, kendiniz ya da bir başkası. Ölçü kadar örüyorsunuz. Yani ben şimdi buradaki ölçüyü vereceğim. Fakat bu örecek kişiye göre yapılıyor. O yüzden onun ölçüsü içerisinde örülecek. Siz de
kendi ölçünüzü alacaksınız. Belki de bundan daha geniş bir göğüs altından göbeğe kadar daha kapalı, daha uzun bir örgü yapmak istersiniz. O zaman 30 ilmek değil de, tabii aynı ipten bahsediyorum. 30 ilmek değil de 35-40 ilmek belki yapacaksınız. Ama daha kalın ip kullanırsanız o zaman tabii ki ölçeceksiniz. Yani göğüs altından göbeğe kadar mı, göbeğin üstünde mi? O mesafeyi ölçüp zinciri de ona göre çekeceksiniz. Yani şuradaki zinciri tamamen kendi ölçünüze göre çekin. Ve iri iri çekin, bol bol çekin zinciri. Ya da bir numara, yarım numara daha büyük tığla çekin. Örgü başladığı zaman küçülme olmasın. Şimdi burada gösterdiğim gibi sık iğneleri atlayıp boşluklara batıyoruz ve bütün örgü bu şekilde devam edecek. Burada da 3,5 numara tığ kullandım. İpe çok uygun düştü. 3,5 milimetre tığ burada kullandığım gibi. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl delikli, hava alan ve incecik, çok ince. Gerçekten örgü kıyafetler için çok ideal bir örgü şekli. Hem hava alıyor, hem teni göstermiyor. Yazlık kıyafetler için seviyorum bu tür delikli örgüleri. Hem tenimizi göstermiyor, hem de terletmiyor. Hava alıyor çünkü. Şimdi bu örgüden sonra önce bir şeyi de verelim. Şu üst kısma geçmeden önce ben bir sıra trabzan, bir sırada sık iğnesini ördüm. Çabuk başlamak için. Şuradan şuraya kadar 10 santim. Siz isterseniz 12 santim, 13 santim, 15 santim daha da uzun örebilirsiniz. Tamamen sizin nasıl seviyorsanız o şekilde giyersiniz. Üst kısma başlıyoruz. Bu örgüde de göstereyim nasıl bir iki sıra örüp nerelere battığımı burada daha net bir şekilde göstereyim. Sıra sonunu tekrar göstereyim. Bir zincir. Son boşluğa bir sık iğne. Yanında da iki sık iğne var. Devam ediyorum. Son üç tane sık iğne yan yana oluyor. Çeviriyorum. Hemen dibine bir tane daha, biterken 3 tane sık iğneyle bittiği için hemen bir zincir, onu atlıyoruz, boşluğa geliyor. Bir zincir, boşluğa. 8 sıra ördüm. Burada bu örgüden sonra sık iğneler örmüştüm. Her bir sıraya bir tane gelecek şekilde. İpimiz şu anda en son sırada 1, 2, 3 zincir. Şu bizim son sıranın trabzanı oluyor. Hemen bir alttaki de alttaki sıranın boşluğu. Sonra bakın zaten kendini gösteriyor çok açık bir şekilde. Atlamadan örmemiz gerekiyor. Her sıraya bir trabzan gelecek şekilde. Son sıra. Zaten çok gösteriyor nereye batılacağı. 8 sıraya 2, 4, 6, 8 trabzan ördüm. Sonra bir sırada sık iğne ördüm. Bir zincir. Hemen başladığımız noktaya ilk trabzanın üzerine sık iğneler. Her birine örgü bu şekilde. Şimdi bundan sonrası bu örgüde ilerleyeceğiz. Uzunluğunu da yani bir fikir vermesi açısından gösteriyorum. Yoksa herkesin bedeni istediği uzunluk farklı farklı olduğu için zevkimize göre örüyoruz. 60 santim.
Tam 60 santim. Şöyle göstererek öreyim. Görünmedi. Şöyle 60-60 buçuk kadar uzunluğu. Bu benim öreceğim kişiye göre yeterli. Tabii siz kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Bundan sonra şurası göğüs üstüne gelecek olan desen, burası da tam orta. Sayılardan bahsedeyim. Buraya ördüğümüz trabzanlar 134 tane. Tamamı 134 trabzan. Bunun tam ortasına, yani sayarak geleceksiniz, 67. ilmeğe bir tane işaret iğnesi. Sonra hemen yanındakine bir tane takıyoruz. Taktığımız ilmekten itibaren burada da 67 tane oluyor. Yani iğnenin bu tarafından itibaren 67, iğneden gene 67. İkiye bölüyoruz. Ortada iki trabzan kullanacağız. Buralarda tam da karar vermedim gerçi. 6-8 büyük gelir galiba. Ben 6 tane kullanacağım. 6'şer tane trabzanın üzerine işaret aldım. Şunlar desen, bu desen, bu desen. Gerisi burası sık iğne ve trabzanlarla örülüyor. Şimdi hemen trabzanlarla örerek şuraya kadar geliyorum. Burada ilk desenimize, yani büstiyerin artık desen kısmına başlıyoruz. Desenin yanına kadar trabzanlarla geldim. Bu tarafta 44 trabzan, bu tarafta 44 trabzan. Aralarda 6'şer tane ilmek desen kurmak için, yani deseni 6 ilmek üzerinden örüyoruz. Sonrasında 16 ilmek burada, 16 ilmek burada var. 2 tane de ortadaki ince desen için. Yani aynı deseni kullanıyorum. Ortaya, tam ortaya 2 ilmek üzerinden desen örüyorum. Buradaki deseni buralarda 6 ilmek üzerinden öreceğim. Böyle saç örgüsü gibi döndüre döndüre öreceğiz ilmekleri. 16 ilmek, 16 ilmek, 6, 6, ortada 2 ve kenarlarda da 44 ilmek var. Şimdi 44 ilmeği örerek desenin başlangıcına geldim. Bu ilk sıramız ve şu başlangıçla birlikte 2 oluyor. Ama desen sırasında ilk sıramız. Şimdi hemen arttırmaya başlıyoruz. Şuradaki sık iğnenin içindeki iğnenin altında olan trabzanın içine bu şekilde ortadan batarak öreceğiz. Ondan önce şu araya bir tane arttırma yapıyoruz. Yani bir ilmek içerisine iki kere batarak arttırma yapmış gibi oluyor. İki kere doluyorum. Ama önce arttırmamızı yapalım. Bir kere doluyorum. Şu iğnenin içinde olan ilmeğe bir arttırmayı ördüm. Şimdi 44 tane trabzan 45 oldu. Aynı ilmeğin, yani trabzanın üstüne iki kere doluyorum. Bir, iki, üç. Üç kere de çıkıyorum. Üçlü trabzan. Tekrar doluyorum yanına. Bir, iki, üç. Diğer trabzana. Bir, iki, üç. Beş oldu. Son. Pardon, dört oldu. Beşincisi. Ve altıncı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu uzun trabzanlardan sonra şu aradaki 16 trabzanı öreceğim. Doluyorum.
ortaya gelene kadar 16 trabzan. Trabzandan sonra şurada ayırdığım 2 ilmeğe gene 2 kere doluyorum. Bir, iki, üç. Yanındaki trabzana üçlü trabzan örüyorum, iki tane. Tam iğnelerin üzerinde olan iki tane trabzan ayırdığımız desen için. Şimdi gene 16 ikili trabzan örüyorum. Şu bölüm için 16'yı ördük. Şimdi bu 16'yı örüyoruz. Ve buradaki gibi uzun uzun 6 tane trabzan örüp sonrasında sık iğnelerimizi öreceğiz. Buradakiler gibi burada da 6 uzun trabzan çektim. Gene ortada olduğu gibi. Şurada arttırma yapmıştık. 45'e çıkmıştı yandaki trabzanlar. Şimdi bu diğer yandayım. Gene bu battığım, yani şurada ortasından battığım ilmeğin üzerine, şu iğnenin de içinde olduğu ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe iki kere batıp bir tane arttırma yapmış oldum. Şimdi diğer 44 tanesini öreceğim. Bir de arttırdığımız, burası da 45 tane oluyor. Sıra sonunda son trabzandan sonra bir zincir, hemen dibine ilk trabzanın üzerine ve diğerlerine sırayla diğer başa kadar sık iğne örüyoruz. Yani bir trabzan sırası, bir sık iğne sırası yapıyoruz. Örgünün arkası bu şekilde. İğneleri de çıkarırsam iyi olacak. Artık deseni kurduk çünkü. Şöyle görünüyor. Aynen buralarda ördüğümüz gibi sık iğneleri uzun trabzanların da üzerine örerek sırayı tamamlıyorum. Son sık iğneleri örüyorum. En baştaki zincir trabzanın üzerine de örüp sırayı bitirdim. Şimdi 1, 2, 3 çeviriyorum. Bu bizim ilk trabzanımız oluyor. Her sırada yaptığımız gibi ikinciye ve diğerlerine ikili trabzanlar. Şuradaki ilk desenin yanına. Burada bir arttırma yapmıştık. Şimdi burada da aynı arttırmayı tekrar yapacağız. 44, 45, şimdiki sırada 46 olacak. Şimdi trabzanlarla tam arttırma ilmeğinin üzerine geldim. Burada bir tane görüyorsunuz. Hem uzun trabzan hem arttırma aynı ilmek üzerindendi. Aynısını şimdi gene yapıyoruz. Şöyle batıp uzun uzun trabzanlar öreceğiz. Fakat 3 tanesini öreceğiz. 3 tanesini bırakacağız. Sonra dönüp 3 tanesini öreceğiz. Önce arttırmamızı yapıyoruz. Şuradaki şu ilk trabzanın hizasına bir kere daha batıyorum. Aynı hizadaki trabzanın üzerine öreceğiz. Ve aynı ilmeğe iki kere batmış olacağız. Gene bir altta olduğu gibi. 44, 45, şu anda 46 trabzan oldu. Şimdi 3 kere doluyorum. 2 kere dolayıp 3 kere de çıkan trabzanlar yapmıştık. 3 trabzanlar. Şimdi 3 kere doluyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Diğerine, yani dördüncü trabzana 1, 2, 3, 4. 3 kere 1,
2, 3, 4. İplikleri ikişer ikişer çıkartıyoruz. 3 kere doladım. Şöyle 2 iplik. 2 iplik, 2 iplik. 3 tane ördük. Burada örmeden geçtiğimiz, şimdi 3 taneyi örüyoruz. 3 tane doladım. En baştaki trabzana 1, 2, 3, 4. 3 kere. Sonra yanındaki 1, 2, 3, 4. Sonra son trabzana 1, 2, 3, 4. Diğer 3 taneyi de örüp çaprazladık trabzanları. Şimdi burada arada olan 16 trabzan, gene buradaki 2 ilmeği çaprazlayacağız. 16 trabzan. Buradaki işlemin aynısını buraya da yapacağız. Ben şimdi 16 tane trabzanı örmeye devam ediyorum. Şimdi şuradaki 2 uzun trabzanı çaprazlayacağız. Ortadayız. Gene 3 kere doluyorum. İlkini almıyorum. İkincisine 1, 2, 3 ve şunları biraz sıkıştırarak görelim. 4, çok ayrık olmasın. 3 kere doluyorum. Bu sefer ilkine. 1, 2, 3, 4. Şimdi gene ikili trabzanları örmeye başlıyorum. Şuradaki uzun trabzanların aynısını, yani bunun aynısını buraya da örüyoruz. İkinci deseni de aynı bu şekilde ördükten sonra arttırmamızı örüyoruz. Şuradaki son uzun trabzanın üzerine bir kere daha batınca bir tane arttırmış oluyoruz. Sonra diğer trabzanları örerek sırayı bitiriyorum. Sonra sık iğnelerle sıranın başına geliyorum. 1, 2, 3, 4. sırada şimdi 47 olacak sayısı trabzanın. Şuradan alıp öreceğiz uzun trabzanları. Deseni kurarken ki ilk ördüğümüz sıra gibi uzun uzun öreceğiz, düz bir şekilde. Sonraki sırada çaprazlıyoruz. Bir böyle düz örüyoruz, bir çaprazlıyoruz. Gayet basit bir model. Şimdi ilk öreceğimiz trabzanın, uzun trabzanın olduğu ilmeğin hemen üstüne, yani aynı ilmeğe diyelim, bir tane daha örüyoruz. Şimdi aynı trabzanın ortasına batarak uzun trabzan öreceğim. Yani hem buradaki uzun trabzanı hem arttırdığımızı aynı ilmek üzerinden yapıyoruz. Bu da arttırmamızı sağlıyor. Bütün şimdiye kadar olan arttırmaları da bu şekilde ördük. 1, 2, 3. Pardon. 2 sarıyoruz. Çünkü bu uzun düz olanları 3 kere de çıkıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Her birine 1, 2, 3'lü trabzan. Başlarken yaptığımız gibi 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. Atlamadan örelim. Arada göremeyebiliriz. Sonra diğer üçlüye. İki kere doluyoruz. Son trabzanı. 2, 4, 6.
Şuradaki başlarkenki gibi düz düz uzun trabzanları ördüm. Şimdi gene 16 trabzan. Burada ördüğümüz gibi düz örüyoruz. Burayı da düz örüyoruz. Arada gene 16 trabzan ve burada gene bir altta ve onun bir altında yaptığımız gibi aynı ilmeğin içerisinde bir kere daha batarak burada yaptığımız gibi arttırmamızı yapıyoruz. Sonra tekrar sık iğnelerle sıranın başına geliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. sıradayım. Deseni gördük. Uzun uzun üçlü trabzanlar. Sonrasında dörtlü trabzanlarla çaprazlıyoruz. Gene üçlü trabzanlar ve dörtlü trabzanlarla çaprazlıyoruz. Gayet basit. Burası da aynı şekilde. Arttırma devam ediyor. 44 ile başlamıştık. Şurası 44'tü. 45, 46, 47, 48, 49. Şimdi şu anda 49 adet trabzanımız var kenarlarda. Yaka oyuntusu yapacağız. Trabzanlar ve sık iğnelerle oluşuyor. Burası güzel bir detay. Bunu başka bluzlarda, elbiselerde de kullanabilirsiniz. Güzel bir oyuntu yapacağız şimdi bluzun yakasına. Yakaya kadar olan ki şu mesafe az gelebilir, dar olabilir. Bir sıra, iki sıra büyütebilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Gene arttırarak büyütürsünüz. Yani bedeniniz ölçüsü ne kadarsa bu örgüyü de o kadar daraltabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Başlarken tabii ki önce bedeninizi ölçüp başlayacaksınız. Ben biraz aralıklı olsun istediğim için tam sırta kadar getirmedim. Şuraya sonra belki başka bir detay düşünürüm diye biraz açık bıraktım. Sonuçta çapraz askı olabilir, başka bir detay aklıma gelebilir. O yüzden tam sırtı birleştirmedim. Tabii bu sizin zevkinize bağlı. Tam sırtı birleştirip düğmelerle de güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Şimdi hemen biz yakaya başlayalım. Şuradaki desenden sonra 1, 2, 3, 4, 5 trabzan ördüm. Şimdi bir tane yarım trabzan örüyorum. Hepsini birden çıkarıyorum. Yarım trabzan. Sonrasında 10 tane sık iğne örüyorum. 5 tane trabzan, 1 tane yarım trabzan, 6 tane. 10 tane de sık iğne ördüm mü 16 ilmeği örmüş oluyorum. Burada yaka oyuntusu başlıyor. Güzel bir detay. Çok yerde kullanılabilir. Ortadaki deseni de örelim. İki kere doluyorum. 1, 2, 3. Gene. Şimdi şurada ördüğümüz 10 tane sık iğneyi öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Burada da 10 tane sık iğneyi ördüm. Doluyorum. 1 tane yarım trabzan örüyorum. Sonra 5 tane trabzan, ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Güzel bir oyuntu olmaya başladı. Gerçekten güzel bir detay. Şimdi örgüyü devam ediyorum. Sık iğnelerle sıranın başına kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayım. Burada 50 trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4 tane trabzan ördüm. Şu yaka kısmında
Bir alt sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane örmüştüm. Şimdi 4 tane. Her sırada azalacak. Bir tane de yarım trabzan. Hepsini birden alıyorum. Sonrasında sık iğnelerle devam ediyorum. Burada 5 trabzan, 5 trabzan, 1 yarım trabzan, 10 tane sık iğne örmüştük. Oyuntunun ikinci sırasında, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada 4 trabzan, 1 yarım trabzan, 11 sık iğne. 11 sık iğne, 1 yarım trabzan, 4 tane trabzan ördük. İkili trabzan. Şimdi gene örgüyü devam ediyorum. Sık iğnelerle başa kadar örüyorum. Sonra tekrar 51 tane. Artık 51 tane oldu. Burada bir arttırma daha yapıyoruz ve gene devam edeceğiz. 8. sıradayız. Yaka oyuntusunun ilk sırasında 5 trabzan, sonrasında 4, şimdi 3 trabzan yapıyoruz. Yakayı, oyuntuyu büyütüyoruz. 3 trabzan, 1 tane yarım trabzan, 12 tane sık iğne. Burası gibi 12 sık iğne, 1 yarım trabzan, 3 tane de ikili trabzan ördükten sonra gene örgü aynı şekilde devam ediyor. 2 sıra daha öreceğim. Ben 2 sıra derken trabzan sıralarını söylüyorum. Çünkü sık iğne sırasında hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün örneğin deseni, eksiltmesi, artı her şeyi trabzanlarda oluyor çünkü. O yüzden sadece trabzan olan sıraları sayıyorum. 5'ti, 4 oldu, 3 oldu, sonra 2, 1. Yani 2 trabzan sırası daha öreceğim. Gene aynı bu şekilde örüyorum. Her defasında bir trabzanı eksilterek 2 sıra daha, yani 2 trabzan sırası daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son bir trabzan kalana kadar eksilttim. 5, 4, 3, 2, 1. 10 sırada bir trabzan kaldı. 11. sırada tamamen sık iğne örüyoruz. Artık trabzan örecek, eksiltecek kalmadı çünkü. Yine arttırma devam etti. Şimdi 54 trabzan oldu. Sık iğnelerle devam edeceğim. Tekrar döneceğim. Sık iğneyle yanlardan arttırarak ördüğümüz için güzel bir genişlik kazandırdık örgüye. Oyuntu da gayet güzel oldu, muntazam oldu. Şimdi ipi buradan bağlıyoruz. Şu kısım koltuk altı. Desenin hemen yanından ölçüyorum. Tam 10,5 santim. Ve 24 trabzan. Şimdi iki iğne arasında örgü öreceğiz. Şurada eksilen, ördükçe eksilen trabzanlar olacak. 4 sıra öreceğiz. Gene sık iğneyi saymıyorum. 4 sıra trabzan sırası öreceğiz. Şuradan ipi bağlıyorum. Hemen başlayalım. İğnenin üzerinden bağlıyorum. 2 zincir. İpi de arasından yürütelim. Sonra diğer hemen yanındaki trabzanın üzerine, yani aslında sık iğne var üzerinde tabii ki, bir tane örüyorum, bekletiyorum. Çektiğimiz iki zincirle birlikte 3 oldu. Bir tane daha ve hepsini birden alıyorum. Eksiltmiş olduk. Şimdi trabzanlarla örmeye devam ediyorum. Eksilterek geldim. Deseni ördükten sonra sık iğnelerle ördüğümüz şu bölümde ilk sık iğneyi trabzan olarak, yarım trabzan olarak örüyorum. Çünkü tamamını sık iğne örersek bu örgü, şu desen şöyle dönebilir. Buradaki sık iğne
bu deseni bu tarafa doğru çekebilir. Bunu engellemek için ilk, yani desenden sonra ilk örgüyü yarım trabzan olarak örüyorum ve tekrar desene gelmeden önceki son sık iğnenin üzerine de yarım trabzan örüyorum. Desenden sonra doluyorum. Bir tane yarım trabzan örüyorum. Sonrasında gene sık iğnelerle devam ediyorum. Bunun dönmemesi gerekiyor çünkü. Sonuncu, 16. sık iğnenin yerine bir tane yarım trabzan örüyorum. Sonra desene geçiyorum. Bu şekilde şuradaki desenlerin içe doğru dönmesini engelliyoruz. Sıranın sonundaki 4 ilmeği eksiltiyoruz. Başlarken yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4 topluyoruz. Bir zincir. Şimdi sık iğne sırasıyla sıranın başına kadar örüyoruz. Bu eksiltme sırasının aynısından 3 kere daha örüyoruz. Yani 4 tane eksiltme sıramız olacak. Şu desenin yanındaki ilk örgüyü de yarım trabzan örmeyi unutmayalım. Burada nasıl ördüysek diğer 3 sırayı da aynı şekilde örüyoruz. 4 sıra biraz kısa kaldı. O yüzden eksiltme sırasını 5 sıra ördüm. Şimdi daha güzel oldu. Sonrasında bir kordon ördüm sırt kısmına. Fakat göğüs altındaki örgüyü bunun dışında tuttum. Şuraya kadar bağlayacağım. Bundan sonrası açıkta kalacak. Böyle daha güzel duruyor çünkü uzun bir örgü olduğu için tamamını da yapabilirsiniz. O da güzel oluyor ama bu şekilde daha hoşuma gitti. Böyle bırakacağım. Bu kordonun aynısından bir askı ördüm. Biraz farklı olsun diye şöyle çift ördüm ilk başlangıcını. Bu şekilde bir askı yapacağım şimdi. Hemen örgüsünü göstereyim. Dikiş payı bırakıyorum biraz. Yine daha önce de çok kullandığım kordonu örüyorum. 3 zincir çekip ilk zincire trabzan örüyorum. Sonra çeviriyorum. Çevire çevire örüyoruz. 2 zincir. Zaten nereye batacağımızı göreceğiz. Şu zincir olan tarafı çeviriyorum. Yine 2 zincir çeviriyorum. İki zincir çeviriyorum. Bu şekilde. 35 santim yeterli oldu. Tabii o sizin kendi ölçünüze göre öreceksiniz siz de. Şimdi şöyle şuradan ipliği bağlıyorum. Şuraya bir parça daha örüyorum. Bu şekilde oluyor. İpi bağladım. 2 zincir. Yine aynı yere. Yine 2 zincir çeviriyorum. 2 zincir çeviriyorum. Bu şekilde. Son eksiltme sırasından sonra bir sıra sık iğne ördüm. Bütün örgüde olduğu gibi. Fakat bir sıra daha sık iğne istiyor. Özellikle eksilttiğim yerlerin üzerlerine daha muntazam görünmesi için. Yani şöyle
şuraya sık iğne, fakat hareketli bir sık iğne öreceğim. Aynı şekilde buraya da. Tabii siz istemezseniz şurayı örmezsiniz ama buraya istiyor gerçekten. Ya da düz sık iğne örersiniz. O sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben şuraya ipi bağlıyorum. Şuradaki ipleri de örgünün içerisinde tutup gene sık iğnelerin üzerlerine 2 3 4 5. Şimdi altıncıya gene bir sık iğne, 2 zincir, aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne daha. Gene 5 kere ortaya 1 2 3 4 5 6. sık iğnenin üzerine 2 zincir, gene aynı ilmeğin içerisine böyle hareketli bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya bir sık iğne, 2 zincir, gene aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne daha. Şuraya kadar örüyorum. Şu eksiltmelerin üzerine de her boşluğa batıyoruz. Şurayı germeden ya da çok ilmek yaparak volanlaştırmadan güzel bir çizgi içerisinde bitirmemiz gerekiyor. Şu boşluğa da bir, iki tane oldu. Üç, dört, beş, altıncıya iki zincir. Sonra gene bir, iki, üç, dört, 5 6. ilmeğe bu şekilde ne çok gereceğiz ne çok bol fazla ilmek öreceğiz. Yani her ikisi de örgüyü çirkinleştirir. Sıkmadan örgüyü kendi halinde bırakarak devam ediyoruz. Kordonun uzunluğu tam 1 metre. Bu yeterli oldu. Siz de kendi ölçünüze göre örersiniz. Örgüyü bitirdim. Gayet güzel, hoş bir büstiyer oldu. Şöyle yanlara da sık iğneleri buralara da ördüm. Güzel, detaylı, zarif, şık bir büstiyer oldu gerçekten. Şimdi kordonunu tekrar bağlıyorum. Askılarını yerlerine yerleştiriyorum. Ve en son mankenin üzerinde görsellerini hazırlayıp hemen videonun arkasına ekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.